Evet arkadaşlar, oturan bir tavşan yapıyorduk. Şimdi bunun kulaklarını yapacağız. Ben şöyle ördüm. Bir kulak, bir de kol ördüm. Bunlardan birer tane daha yapıp dikeceğiz ve tavşanımız hazır olacak. Şimdi kulak yapımıyla başlayalım. Bir sihirli halka yaptım. Bir sihirli halka yaptım. İçine 6 tane sık iğne ördüm. Sıkıştırdım ve ilk sık iğneye bağladım. İkinci sıramızda bir 6 tane daha yapacağız. Hiç arttırıp eksiltmeden 1 2 3 4. Her zamanki gibi başlangıç ipini aradan yürütüyorum. Arttırmamamızın sebebi oraya bir sivrilik vermek kulak olduğu için. 2 tane 6 sık iğne ördük, kapattık. Şöyle bir şey oldu. Şimdi bir sık iğne örüp bir arttırıp toplam 19 sık iğneye ulaşacağız. Bir sık iğne ördüm. Bir arttırdım. Bir sık iğne ördüm. Bir arttırdım. Üç kez tekrarladık mı zaten bitiyor. Bu sırayı da kapatalım. 9 sık iğnemiz oldu. Şimdi bir kez daha bir sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Toplamda 13 sık iğneye ulaşacağız. Şimdi hiç arttırıp eksiltmeden 13 sık iğne olarak bir sıra geçelim. İki sık iğne bir arttırım yapıp toplam 17 sık iğne sayısına ulaşacağız. İki sık iğne yaptım. Bir arttırdım. Sıra sonuna kadar bu şekilde. Bu kulağı yaparken hep bir artık ilmek oluyor. Başlangıçta hep bir sık iğne bir arttırımı yaptığımız için. Evet, şöyle büyüyor artık kulağımız. Şöyle olacak sonuçta. Şimdi 17 sık iğne olarak örelim, hiç arttırmadan.
Evet, 2, 4, 6, 7. sıramızı bitirmiş olduk. 8. sırada 3 sık iğne bir arttırım yapacağız. 1, 2, 3 sık iğnemi ördüm. 4. sık iğneyi 2 tane yaptım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sonra 3 sıra üst üste hiç arttırıp eksiltme yapmadan öreceğiz. Evet, 3 sıra ördük hiç arttırma eksiltme yapmadan. Şimdi eksiltmelere başlayacağız. 3 sık iğne örüp 1 eksilteceğiz arkadaşlar. 3 sık iğnemi ördüm. Burada şu şekilde eksiltiyorum. İkisini bir aldım. Bu sırayı bitirdik. Gene 17 sık iğneye indik böylece. Şimdi 17 sık iğne olarak bir sıra örelim. Bu sıramızda 2 sık iğne örüp 1 eksilteceğiz. Son eksiltme artık. 1, 2 sık iğne ördüm. Bir eksilttim. Bir sırada aynen öreceğiz. Ondan sonra kulağımız bitecek. Evet, dikmek için uzunca kestim. İki kulağımız hazır. Şimdi hemen dikimini yapalım. Önce şunu ikiye katlayıp şöyle bir tutturuyorum arkadaşlar. Şöyle durması için. Sonra bebeğimi alıyorum. Gözleri ortalayacak gibi şu yanından ipimli tarafta, bu tarafta tam ortadan, üçüncü sıradan oturtturuyorum yerine. Evet, şu şekilde oluyor. Şu şekilde dikmiş oldum. Sonra kesiyorum ve artık ipi tığla yakın bir yerden içeri çekiyorum.
Evet, bir kulağımız şu anda tamam. İkincisini de dikelim. Evet, iki kulağını bitirdik arkadaşlar. Şimdi kollarını yapacağız. Ben bir kolunu yapmıştım. Şöyle kolunu da dikeceğiz buraya. Bunun hatta dikimini de göstereyim. Öbür kolunu ben sonradan yapar dikerim. Kolu hafif yan dikmeyi seviyorum. Burada ayakta olduğu için şöyle kapatacağız kolunu. Bunun yapılışını önce anlatayım size. Çok basit. 6 sık iğne sihirli halkayla başlıyoruz. Sonra 12 sık iğneye çıkıyoruz. Daha sonra 13 sıra bitene kadar 12 sık iğne örüyoruz. Hiç arttırıp eksiltmeden. Biraz içini doldurup son sırayı, yani 13. sırayı üzerine çift sık iğne, yani iki tarafı da alarak kapatacak şekilde örüyoruz. Bu kadar. 6 sık iğne. Ondan sonra onu 12 sık iğne yapıyoruz. Sonrasında şu şekilde yan dikeceğim bunu. O yüzden şöyle alayım önce. Şuradan aldım. Sonra ikinciyi aldım. Üçüncüyü aldım. Dördüncüyü aldım. İyice sıkıştırıyorum. Uygun bir yerden arka tarafından kol kapanacağı için şuradan da bir ilmi şey alarak düğüm atacağım şimdi. İpi biraz dolandırıp keseceğim. Evet, kolumuz da böyle oldu. Şimdi bir tek burun kaldı. Pembe yaptığım için burnu ve süsleme aparatlarını beyazla çalışmak istiyorum. Şöyle bir miktar beyaz ip iğneye geçirdim. Şöyle orta bir noktadan girelim. Şimdi burnu yaparken gözlerin alt hizasını şey yapıyorum. Şuradan çıkarsam 1 2 3 1 2 3 şuradan çıkmam lazım. Bir miktar ip bırakıyorum burada. Tam ortalı şekilde 1, 2, 3 şuradan sürekli alta kaydırarak
Evet, burnumu da bu şekilde yaptım. Şuradan gene ipi geçirdiğim noktadan geri çıkıyorum. Burada çok sıkıştırmadan, çünkü burnu büzer, ipi düğümlüyorum. Eğer süsleyeceksem mesela, yapalım. Bu iple devam edeceğim bir durum varsa mesela, ne yapalım? İşte düğme gibi bir şeyler yapalım. Şu başlangıç ipini de içeri çekelim. Şöyle bir çiçek yaptık mesela. Bunu şuraya dikebiliriz, şurasına dikebiliriz. Yani bu tür şeyleri istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Evet, bir kolu kaldı arkadaşlar. Onu da ben yaparım sonra. Şöyle bir tavşanımız oldu. Bunu oturtabiliriz. Şöyle dengeli, çünkü oturuyor, bakın koyduğumuz zaman böyle güzel, sevim. Eline bir çanta yapılabilir. Şu pati altları farklı renklerle yapılabilir. Sizin zevkinize kalmış, istediğiniz gibi yapıp kulakları daha uzun yapabilirsiniz. Böyle bir oyuncağımız oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.